Sevgili dostlarım, hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videomuzda arkadaşlar tekrardan sterlin, euro TL, gram altın, gram gümüş, altın ons, gümüş ons ve dolar TL değerlendirmesi yapacağız. Paritelerde ve döviz tarafında neler olabilir? Hangi seviyeler alım için bizler için önemli alım seviyeleri? Hangi seviyelerde hala da sat pozisyonlarımızı korumalıyız. Altın ve emtialarda neler olabilir? Dolar tarafında neler olabilir şeklinde grafik üzerinde bunları yorumlamaya çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz önümüzde Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararları var. Bu faiz kararlarından çıkacak sonuçlarda dolar kuru üzerindeki etkileri. Sizlerle birlikte bunların hepsini grafiğimiz üzerinde yorumlamaya çalışacağız. Evet, grafik çalışmamıza sterlinle başlayalım. Sterlin TL'de neler olabilir? İngiltere bölgesinde biliyorsunuz arkadaşlar resesyon beklentisinden dolayı sterlinde aşağı yönlü hareketler hız kazandı. Saatlik bazda grafiğimize baktığımız zaman arkadaşlar sterlinde bizim için 8.30'da önemli bir destek bölgemiz vardı. Bu destek bölgesi aşağı yönlü zorlanıyor arkadaşlar. 8.30 bölgesi aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar sterlinde şuradaki 8.18, 8.20 seviyesindeki destek bölgesine kadar geri çekilmeler yaşanabilir arkadaşlar. Evet, iyice bakalım. Evet, 8.18, 8.20 civarındaki bölgeye doğru düşüşler hız kazanabilir. 8.30 sterlinde önemli takip edilmesi gereken kuvvetli bir destek bölgesi. Bu destek de aşağı yönlü kırılırsa maalesef aşağıdaki 8.20, 8.18 seviyesindeki destek bölgesine doğru sterlin TL'de de aşağı yönlü hareketler görmemiz mümkün. Saatlik bazda stokastik indikatörüne baktığımız zaman da hala da sat pozisyonu korumakta. Sterlindeki arkadaşlar alım yönünü bekleyecek arkadaşlar da saatlik bazda arkadaşlar sterlinde 8 buradaki 8.42 civarına denk geliyor zannedersem. Evet, 8.42 8.43 üzerinde kapanışlar görülmesi şart. Aksi takdirde ancak yukarı yönlü hareketler sadece tepki hareketinden öteye doğru geçmeyecektir. 8.43 yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla 8.43 üzerinde saatlik kapanışlar başlarsa arkadaşlar o zaman sterlinde yukarı yönlü hareketler başlayabilir diyebiliriz. 4 saatlik bazda baktığımız zaman indikatör tekrardan sat pozisyonuna geçmiş. Evet arkadaşlar. Evet, 8.40 üzerinde günlük kapanışlar bugün itibariyle görülmedikçe arkadaşlar sterlinde de yön aşağı yönlü hala devam etmekte. 8.30 kırılırsa bu sefer de aşağıda dediğim gibi arkadaşlar 8.20 desteğine doğru hareketler devam edebilir. 8.30 üzeri kalışlarda da yukarıda 8.36, 8.38 seviyesindeki direnç bölgesi önemli takip edilmeli diye sterlin TL'de görülmekte arkadaşlar. 8.40 üzeri de dediğim gibi arkadaşlar kapanışlar görülmeye başlarsa bu bir al sinyali haline geçer. Evet, günlükte de seviyemiz stokastiğe de baktığımız zaman arkadaşlar stokastik alt seviyelerde aşırı satış pozisyonuna girmek üzere gibi gözükmekte. O yüzden sterlinde arkadaşlar 8.30 önemli. 8.30 kırılırsa aşağıda 8.20 seviyesi dikkatle takip edilmeli. 8.30 üzerinde de hareketler 8.39, 8.40 seviyesine doğru devam edebilir. Alıma geçecek arkadaşlar da mutlaka 8.40 üzeri kapanışları görmesi şart arkadaşlar. Euro TL'ye de bakalım. Euro TL'de neler olabilir? Evet, Euro bölgesine baktığımız zaman da arkadaşlar biliyorsunuz PMI verileri Euro'da da pek iyi gitmemekte. Bunun neticesinde Euro'da da
TL karşısında değer kayıpları sürmekte arkadaşlar. Euro'da 7.35, hatta şuradaki 7.40 seviyesindeki destek, kuvvetli bir destek olarak gözükmekte arkadaşlar. 7.40 seviyesindeki destek bölgemiz kuvvetli bir destek bölgesi olarak gözükmekte. 7.40 bölgesi Euro'da aşağı yönlü kırılırsa arkadaşlar, o zaman Euro'da 7.30'lu bölgeler takibimizde olacak. Önemli seviyeler halinde gözükmekte. Euro TL'nin de alım yapılabilir seviyeye gelebilmesi için arkadaşlar mutlaka 7.52 üzerinde günlük kapanışlar görmesi şart. Alım yapacak arkadaşlar bugün itibariyle bu seviyeyi takipte kalmaları gerekli. Hatta 7.55 arkadaşlar, 7.55, 7.56 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gelmediği müddetçe Euro TL'de de şu an için yön aşağı gözükmekte. Kuvvetli destekler 7.40 ve 7.30 bölgesinde. Yukarı yönlü tepkilerde de arkadaşlar 7.50, 7.44 seviyeleri takip edilmeli diye düşünmekteyim. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman da sat konumunu hala devam ettirmekte arkadaşlar. Euro'da da takip edeceğimiz seviyeler bunlardan ibaret. Altın tarafına geçelim. Altında neler olabilir? Evet, ons altına baktığımız zaman arkadaşlar, ons altında şuradaki 1725 hala bizim için önemli bir bölge. 1720 seviyesi üzerinde ons altın kaldıkça da olumlu olduğu hala düşünülmekte arkadaşlar. Bunun üzerinde 1740 ve 1772 seviyeleri hala ons altında 1720 üzerinde kaldıkça takibimizde olacak önemli seviyeler şeklinde gözükmekte. 1720 altında ons altın kapanışlar gösterdiği zaman bu sefer arkadaşlar 1708 ve 1693 seviyesi takibimize girer. Fakat 1720 üzerinde kaldıkça ons altında hareketler yukarı yönlü diye düşünmekteyiz arkadaşlar. Onun üstünde 1742 ve 1752 direnç seviyeleri ons altında da takip edilmesi gereken önemli seviyeler. Stokastik indikatörüne baktığımızda stokastik indikatörümüz hala al pozisyonunu korumakta arkadaşlar. Al sinyali devam etmekte. Gram altına da bakalım. Gram altında neler olabilir? GAU-TR'ye gram altın paritesine baktığımız zaman arkadaşlar, gram altında bir dikdörtgen formasyonumuz mevcuttu. Bu da aşağıda 380 seviyesinden geçmekte olan bir formasyon. Arkadaşlar burada gram altında biliyorsunuz yukarı yönlü hareketler görülse de günlükte tekrar düşüşe geçeceği şeklinde son videomuzda yorumlamıştık. Bu videomuzda gerçekleşti. Şimdi burada gram altın hedefi ne olabilir diye bakacak olursak, yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla ve şunu bir kez daha hatırlatalım. Arkadaşlar bizim kanalımız kesinlikle bir al sat kanalı değildir. Bu kanal Başkan 35 kanalı sadece sizlerin kendi stratejinizi grafik üzerinde nasıl kurabileceğinize yardımcı olmaya çalışan bir eğitim kanalıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu hatırlamayı yaptıktan sonra da tekrar gram altına dönelim. Evet arkadaşlar, gram altında 386 aşağı yönlü baskıyı arttırır. Şuradan baktığımız zaman da 388 tepesi ve aşağıda da 370 destek bölgesi göze batmakta. 370, 387, 18 TL'lik bir fiyat hareketi. Bunu da hesapladığımız zaman arkadaşlar 363, 360, 363 aralığına denk gelen gram altında bir düşüş beklentimiz haline gelir. 386 kapanışlarda gram altında 370 desteği ve 363 destekleri hedef şeklinde beklenebilir gibi gözükmekte arkadaşlar. Gram altında da stokastik indikatörüne baktığımız an yön aşağı yönlü olarak gözükmekte.
Gümüşe de bakalım. Gümüşte neler olabilir? Evet, gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar, gümüş hala kuvvetli durmaya devam etmekte. Tekrardan kanalın içine giren gümüş, bu kanal içerisinde hareketlerine devam ederse arkadaşlar, geri çekilmelerde 16.31 gümüş için önemli bir seviye olarak gözükmekte. Onun altında da gene kuvvetli bir destek 15.80 bölgesi. Gümüş onsta göze batan destek yerleri olarak gözükmekte arkadaşlar. Evet, gümüş onsta 16.25 üzerinde kaldıkça da arkadaşlar, gümüş ons 16.25 üzerinde kaldıkça hala kuvvetlidir. Bunun neticesinde yukarıda gümüş onsun şöyle biraz daha garanti bir şey yaparsak arkadaşlar, 16.73 gümüş ons takip eden arkadaşlar 16.73 seviyesini takip edecekler arkadaşlar. 16.73 altında bir kapanış gelmedikçe, günlük ve haftalık bir kapanış gelmedikçe, gümüş onsta yön yukarı ve yukarıda 17.60 seviyesi tekrardan gümüş onsta da test edilebilecek seviyeler şeklinde gözükmekte arkadaşlar. 17.60 üzerinde de zaten kapanışlar meydana gelirse, bu sefer gümüş ons hedefi arkadaşlar 18.60 seviyesine doğru orta bazda yönünü çevirmek isteyebilir. Bu seviyeler takibimizde olacağız. Tabi orta bazlı daha olumlu bir seviyeye geçebilmesi için de arkadaşlar 17.20 üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. 17.20 üzerinde kapanışlar gümüş onsu daha sağlam kılar. 17.20 altında kalan kapanışlarda da geri bazlı bazı çekilmeler de yaşanabilir. İlk etapta 16.73 ve 16.41 destekleri gümüş onsta da takip edilmesi gereken önemli seviyeler haline gelir arkadaşlar. Gümüş grama da bakalım. Gümüş gramda neler olabilir? Gümüş gramda, gram gümüşte 3.74. Biliyorsunuz bu seviyede biraz gümüş gramda oyalanacağımızı söylemiştim. 3.74 gümüş gramda önemli arkadaşlar. 3.74 üzerinde haftalık kapanışlar görmeye başlarsak yukarıda tekrardan 3.81, 3.92 ve 4.11'li seviyeler gram gümüşte takibimizde olacak önemli direnç seviyeleri olarak gözükmekte. 3.74 altında da sarkmalarda arkadaşlar, gram gümüşte 3.62 seviyesine kadar sarkmalar görülmesi de normal. Gram gümüşte takipte kalacağımız haftalık kapanış 3.74 seviyesi. 3.74 üzerindeki hareketler dediğim gibi 3.81, 3.92 ve 4.11'li seviyelere doğru gram gümüşü kademeli bir şekilde yukarıya taşıması beklentimiz dahilinde olan seviyeleridir. 3.74 altı sarkmalarda da 3.62'deki önemli destek seviyesi takibimizde olacak seviyelerden biri şeklinde gözükmekte. Evet, indikatörlerine baktığımız zaman indikatörlerde hala al yönlü sinyal devam etmekte arkadaşlar, gümüş gramda. Dolar TL'ye de bakalım. Dolar TL'de neler olabilir? Evet arkadaşlar, dolar TL'ye baktığımız zaman, dolar TL'de şurada belirlediğimiz kanalı görüyorsunuz. Kanal hala düşüş yönlü hareketine devam etmekte. Kanalımız çok iyi çalışmakta arkadaşlar. Görüyorsunuz kanalımızın alt bandı 6.73 seviyesinden geçiyor. Üst bantımızda 6.89'dan geçmekte. Tam da bu seviyelerde hareketler devam etmekte arkadaşlar. 6.73 dolar TL'de önemli bir seviye. 6.73 altında kırılım gerçekleşirse arkadaşlar, dolar kurunda bu sefer hareketler 6.61, 6.57 seviyesine kadar ivme kazanabilir. Dolar TL'de de bugün itibariyle arkadaşlar 6.89 üzerinde kapanış olmadıkça dolar TL kurunda da aşağı yukarı yönlü hareketler beklemek biraz güç. Aşağıda 6.83 önemli destek bölgemizdi ve aşağı yönlü kırıldı arkadaşlar. Bunun neticesinde 6.73 şu an için önemli bir destek konumunda gözükmekte. 6.73
6,83 aralığı gramda bir müddet şey dolar TL kurunda izlenmeli. 6,73 de aşağı yönlü kırılırsa dolarda bu sefer arkadaşlar 6,61 6,57 aralığına doğru sarkmalar yaşanabilir. Tabii bunun için ilk etapta 6,73'teki kuvvetli destek bölgesinin aşılması şart. Bu bölgede de kuvvetli bir desteğimiz göze batmakta çünkü arkadaşlar. Fakat dolarda da dediğim gibi al sinyalinin oluşabilmesi için 6,89 üzerinde bir günlük kapanış gelmesi şart. 6,89 üzerinde günlük kapanış gelmedikçe de gördüğünüz bu kanal aşağı yönlü hareketine devam edecektir arkadaşlar. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın Perşembe günü bir faiz kararı açıklaması var. Bu faiz kararında da piyasaya dolarda ne gibi etkiler yaratacak onları da göreceğiz. Piyasanın beklentisi, ekonomistlerin beklentisi 50-100 bas puan arası bir faiz indirimi. Fakat birçok da ekonomist genellikle bunu Merkez Bankası'nın pas geçeceği yönünde değerlendireceğini düşünmekte. Bir takım ekonomistler de Merkez Bankası'nın faiz arttırması gerektiğini, bunun TL için daha faydalı olacağı görüşündeler. Bakalım son kararı Merkez Bankası söyleyecek. Merkez Bankası'ndan ne gibi karar çıkacak? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Fakat dolarda bir biliyorsunuz rezervlerde azalma ve dış ödemeler olduğu için swap tarafından bir açıklama gelmediği müddetçe Merkez Bankası burada bir faiz kozunu da kullanabilir arkadaşlar. En azından bir 0,25'lik faiz beni yanıltmaz. Benim de beklentim burada bir faiz arttırma yönünde bir karar da piyasaya çıkabilir arkadaşlar zaman kazanmak için. Tabii son kararı Merkez Bankası söyleyecek. Merkez Bankası'nın ağzından çıkacak karar bizler için de önemli takip edilecek bir karar şeklinde gözükmekte arkadaşlar. Dediğim gibi dolarda 6,89 üzerinde bir kapanış olmadıkça yön hala aşağı olarak gözükmekte arkadaşlar. Bu verdiğim seviyeler çok önemli seviyelerdir. Alım yapacak arkadaşlar mutlaka verdiğim seviyelerdeki günlük kapanışları takipte kalacak. Bunu her gün yapacağımız videolarla ben size belirteceğim. Çünkü bu çizgiler devamlı. Mesela bugün 6,89 ise yarın 6,85'e inecek. Öbür gün 6,80'e inecek. Bu şekilde böyle devam edecek aşağıya doğru. Ben sizlere her gün atacağım videolarla bu seviyeleri bildireceğim. Alım yapacak arkadaşlar da yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla bu günlük kapanışların bu seviyelerden olmasını beklemelerinde fayda var arkadaşlar. Diğer yandan gelecek yükselişler ancak tepki yükselişleri şeklinde olacağından ötürü zararlarınızı katlayabilir. Şimdilik benim anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Hepinizi çok seviyorum. Kanalıma bir beğen atmayı unutmayın. Kanala beğenileri çok ihmal ediyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.